Web Tarım TV'den mutlu günler değerli izleyenler. Yine özel yayında, canlı yayınla karşınızdayız. Bugün yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Organik tarım konumuz. Şimdi çoğumuz kendi tüketeceğimiz ürünleri mutlaka alırken organik ürün olmasına dikkat ediyoruz. Ya da imkanlarımız doğrultusunda sadece çocuklarımızın tüketeceği ürünleri alırken organik olsun diye düşünüyoruz. İşte ne olursa olsun organik ürün almak isteyenler ve bu konuda satış yapan ya da alışveriş yapan kişiler için bugün pek çok soru yönelteceğim konuklarımıza ve bilgileneceğiz hep birlikte. Peki kimler var stüdyomuzda? Çok değerli isimler var değerli izleyenler. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Sayın Vildan Karaaslan ve Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu Yetkilisi Sayın Nurper Mortaş. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Yayınımıza konuk oldunuz, bize zaman ayırdınız. Biz de çok teşekkür ederiz. Böyle güncel bir konuda program yapıp bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, güncel dediniz, çok doğru söylediniz. Bu güncel konuya ilişkin sorular da gelecektir diye düşünüyorum. Ben hemen sosyal medya adreslerimizi vereyim. Hiç vakit kaybetmeden programımızın hemen ilk dakikalarında. Değerli izleyenler, bize ulaşabilirsiniz, sorularınızı yöneltebilirsiniz. tarimtv.go.tr. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi facebook.com/tarimtv.go.tr ve Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. twitter.com/tarimtv. Şimdi konumuz organik ürünler ve organik ürünlerin gerçekten çok fazla alt başlığı var. Ama en önemlisi organik tarım nedir? Önce bunu öğrenelim değil mi? Ben hemen Sayın Karaaslan'a bu soruyu yönelterek başlamak istiyorum programımıza. Organik tarım nedir efendim? Bize ana hatlarıyla anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimizi, çiftçilerimizi, tüm tarım camiasını saygıyla selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Organik tarım az önce dediğim gibi güncel bir konu, bilinmesi gereken bir konu. Önce bir tanımla başlayalım. Organik tarım üretimde kimyasal ilaç ve gübre kullanılmadan, yasal bir mevzuat var. Bu mevzuatın izin verdiği girdileri kullanarak üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü, sertifikalı, sözleşme esasına dayanan bir üretim şekli. Organik tarım yaparken nedir organik tarımın amacı? Toprak ve su kaynaklarını ve çevreyi kirletmeden insan, hayvan ve bitki sağlığını korumak organik tarımın amaçlarından birisi. Organik tarım deyince neyi kapsıyor organik tarımsal üretim? Organik tarımsal üretim bitkisel üretimi kapsıyor. Tek yıllık bitkiler, çok yıllık bitkiler, doğadan toplanan ürünler, mantar üretimi, hayvansal üretimi kapsıyor. Hayvansal üretimde de büyükbaş yetiştiriciliği, küçükbaş yetiştiriciliği, kanatlı yetiştiriciliği, organik arıcılık faaliyetlerini kapsıyor. Su ürünleri yetiştiriciliğinde de organik tarımsal faaliyetler var. Bunun dışında organik tarımda kullanılan girdiler de organik olarak üretilmekte. Organik ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, pazarlanması, taşınması, depolanması gibi tüm kapsamları, tüm konuları organik tarım kapsıyor ve yasal bir çerçevesi var. Bununla ilgili 5262 sayılı kanunumuz ve bu kanunun uygulama şeklini gösteren organik tarımın esasları ve uygulamasına ilişkin yönetmelikle bu işlerin ne şekilde yapılacağının çerçevesi çizilmiş. Çizildi. Aslında şimdi örnekleri verdiniz, çok da iyi oldu. Anladığım kadarıyla mutfakta, hani mutfak alışverişinde, evet, A'dan Z'ye her şeyde organik ürün önümüze çıkıyor. Evet. Değil mi? Evet. Su ürünleri örneğin benim hemen ilk aklıma gelmemişti. Su ürünleri üretiminde de organik üretim söz konusu. Evet, yeni yeni başladı ülkemizde. Organik su ürünleri üretiminde birkaç işletmede yeni geçiş sürecinde, faaliyetinde bulunuyor. Evet. Hemen o zaman üretimden bahsetmişken organik üretim yapmak isteyen bir girişimci ya da çiftçi nasıl bir yol izlemeli? Çünkü Sayın Karaaslan anlattı. Bir kanun çerçevesinde. Evet. Haftalardır zaten bakanlığımızın değerli yöneticileri, değerli uzmanlarıyla programlar yapıyoruz. Evet. Takip çok sıkı, evet, hani denetim çok sıkı. Bu anlamda sizler de çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. İsterseniz üreticilerimize, bu işin ticaretini yapmak isteyenlere neler söyleyeceksiniz? Bununla devam edelim. Az önce tanımı yaparken organik tarım kontrollü ve sertifikalı bir üretim şekli olduğunu söylemiştim. En önemli aşaması burada, bu sanki, evet, değil mi? İzlenebilirlik çok önemli. Hı-hı. Bu kontrol ve sertifikasyon işini kim yapıyor? Bakanlık.
kontrol ve sertifikasyon yetkisini özel kuruluşlara devretti. Şu an bakanlık 33 kuruluşa organik tarım konusunda kontrol ve sertifikalandırma yetkisi verdi. Bakanlık da bu kuruluşların çalışmalarını denetlemekte. Bir müteşebbis, bir çiftçi eğer organik tarıma başlayacaksa mutlaka bakanlığın yetki verdiği kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına müracaat etmesi lazım. Önce bunların bu sertifikasyon veya kontrol kuruluşlarına evet, müracaat edecek. Bunların iletişim bilgileri de bakanlığımızın web sayfasında var. Adresleri, telefonları, faksları, mailleri www.tarim.gov.tr'ye girdikleri zaman burada bütün bakanlığın yetki verdiği kontrol sertifikasyon kuruluşlarının iletişim bilgileri var. Ayrıca 81 il müdürlüğünde bakanlık olarak eğittiğimiz, kimlik verdiğimiz organik tarım birimleri var. İlçelerde de bu teşkilatımız var. Organik tarım yapmak isteyen çiftçi bilgi almak için bakanlığın bu taşra teşkilatına da müracaat edip o bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğünde bulunan organik tarım birimi personelinden de teknik destek alabilmekte. Anladığım kadarıyla hani ben bu konuda üretim yapmak istiyorum, evet, girişimciyim. Ya evet, tarim.gov.tr'de zaten başvurmam gereken kontrol ve sertifikasyon evet, kuruluşlarının listesini göreceğim. Evet. Ya da örneğin ben Amasya'da yaşıyorum. Hı-hı. Amasya İl Müdürlüğü'nde bu konuda uzman, beni yönlendirecek kişilerle zaten hemen bütün aklımdaki soruları yöneltebileceğim. Bilgi alabilecek. Evet. Çiftçi kontrol sertifikasyon kuruluşundan birini seçtikten sonra kontrol sertifikasyon kuruluşuna bazı bilgi ve belgeleri götürmesi gerekiyor organik tarıma başlamasını. Önce bakanlığın kayıt sistemine kayıtlı olması lazım. Eğer bitkisel üretim yapıyorsa çiftçi kayıt sistemine, çiftçi kayıt sistemine dahil olmayan alanların TÜKAS'a kaydolması gerekiyor. Hayvancılıkla ilgili eğer organik hayvancılık yapacaksa da hayvancılıkla ilgili bakanlığın öncelikle kayıt sistemleri kayıtlı olacak. Sayın Karaaslan, bu hep karşımıza çıkıyor. Mutlaka kayıtlı olacak. Kayıtlı değil olacak. Mi? Tabii kayıtsız izlenebilirliği şey sağlamak için. Anladım. Bu kaydı yaptırdıktan sonra da kontrol sertifikasyon kuruluşuna müracaatında nerede üretim yapacak, hangi ürünü üretecek, TC kimlik numarası ne, işletmesi nerede, eğer bir gıda işletmesi ise gıda ile ilgili bir faaliyette bulunacaksa, kayıtlı bir işletme ise kayıt belgesi, onaylı bir işletme ise onay işletme onay belgesi. Eğer bir yem üretimi yapacaksa yine kayıtlı bir işletme ise kayıt belgesi, onaylı bir işletme ise onay belgesi. Eğer kapsam çok geniş olduğu için bunları doğru açıklamak istiyorum. Lütfen. Su ürünleri yetiştiriciliği yapacaksa yetiştiricilik belgesi, bu belgeleri işletmenin yeri, konumu, yetiştiricilik belgesi, kuluçkahane belgesi bunları alıp kontrol sertifikasyon kuruluşuna götürmek zorunda. Buradan sözleşmeden ki, önce bunları verecek. Ne kadar sıraladınız? O kadar çok yani sıkı denetim ve ne kadar önemsendiğini görüyoruz organik tarım anlamında da. Bunun dışında doğadan toplamayı da kapsıyor organik hı-hı, üretim. Eğer toplayacak alanın izninin resmi kurumlardan, ilgili kurumlardan izninin alınması gerekiyor. Hı-hı. Eğer arazi kendinin değilse kullanım hakkı veya buna ait tüm bilgi ve belgelerinde izinlerin alınarak bu bilgi ve belgelerle kontrol sertifikasyon kuruluşuna gidip sözleşme imzalayarak organik tarımsal faaliyete başlıyor ve bir kayıt numarası alıyor. Müteşebbisin bir kayıt numarası oluyor ki izlenebilirliği sağlamak için. Evet, çok önemli. Organik tarımda izlenebilirlik değil mi? Evet. Çünkü hani o belli zararlıların kullanılmaması, çevreye uyumlu, insan sağlığına yani sağlığına özellikle zarar vermeyecek şekilde bir üretimin yapıldığının izlenmesi şart evet, ki bu da bütün o birazdan da konuşacağız. Ambalajlarda yer alıyor belli ifadelerle. Bunları nasıl okumamız gerekiyor? Bunları da öğreneceğiz. Şimdi üretici yani bu konuda üretim yapmak isteyenin neler yapması gerektiğini sıraladınız. Ama sertifikasyon yani kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının da bir yetkilendirilmesi evet, var değil mi? Siz evet, yetkiyi nasıl veriyorsunuz? Yetkiyi verelim de Nurper Arın'dan sonra da çalışmalarını tamam, öğrenelim. Şimdi yetkiyi vermeden önce bir konuya daha açıklık lütfen, getirmek istiyorum. Lütfen. Çiftçi, müteşebbis, bireysel olarak kendi başına organik tarımsal faaliyete başlayabildiği gibi grup olarak da 10 kişi 15 kişi birleşip bir proje dahilinde grup yöneticisi adı altında da organik tarımsal önemli, faaliyete başlıyor. Bireysel yaptığı zaman bunu kontrol kuruluşu yetkilisi anlatacaktır. Biraz daha maliyetler yüksek oluyor ama grup olarak yaptığında da maliyetler
biraz daha düşmüş oluyor. Bakanlık bu kuruluşları nasıl yetkilendiriyor? Bir kere bu kuruluşlar şirketleri kurmuş oluyorlar. Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlamış oluyorlar kendileri ve bize başka faaliyetleri de olabiliyor bu kuruluşların. Bu faaliyetleri yanında organik tarım kapsamında da yetki almak için bir dosyayla bize müracaat ediyorlar. Bu dosyanın içerisinde kuruluşun yeri, adresi, iletişim bilgileri, hangi kapsamda faaliyet göstereceği, çalışanlarına ait kimlik bilgileri, sigorta bilgileri, mezuniyet bilgileri. Çünkü bu kuruluşların bakanlıktan yetki alması için en az bir kontrolörünün ve bir sertifikerinin bulunması lazım. Bunlara ait kuruluşun yöneticileri, çalışanlarına ait tüm bilgileri, tüm kayıtları bu dosyada bulundurmak zorunda. Bunun yanında da yine mevzuatta organik tarım yönetmeliğinde bir kuruluşun yetki alması için neleri hazırlaması gerektiği sıralanmış bir kalite el kitabı hazırlaması gerekiyor. Bu kontrol ve sertifikasyon sürecini nasıl işleteceğini anlattığı bir kalite el kitabı hazırlaması gerekiyor. Türkçe kalite el kitabı, ki bu çok önemli. Bakanlıktan yetki aldıktan sonra akredite olması için de bu bilgileri, belgeleri akreditasyon kurumuna aktarması gerekiyor. Bütün bunları bakanlığa verdikten sonra dosya inceliyoruz ve mevzuat hükmüne göre 3 ay içerisinde kontrol sertifikasyon kuruluşuna bizim yetki bilgi vermemiz lazım. Değerlendirme sonucu. Fakat biz 3 ay hiçbir zaman beklemiyoruz. Hemen. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp organik tarım komitesi var. Yetkiyi Bakanlık Organik Tarım Komitesi veriyor. Hazırlanan dosya ile ilgili bir rapor hazırlayıp Organik Tarım Komitesi'ne sunuyoruz. Komitede değerlendiriyoruz. Eğer mevzuatın gerekliliklerini yerine getirilmiş bir dosya hazırladıysa kuruluşa yetki veriyoruz. Verdiğimiz yetki varsa, eğer eksikse komiteye getirmiyoruz. Kuruluşa büyük eksiklik varsa iade ediyoruz. Ama ufak tefek eksiklikleri varsa kuruluşa bildiriyoruz. Diyoruz onları ki senin şu getiriyor. Ufak tefek eksikliklerin var. Bunları tamamlarsan değerlendirmemiz devam edecek diyoruz. Ve kuruluşa biz bilahi nihayet bir yetki vermiyoruz. Sınırlı yetki veriyoruz. Şöyle ki kuruluşlara yetki verdikten sonra 30 ay içerisinde ulusal veya uluslararası geçerli olan akreditasyon kurumundan 17.065 standardına göre akredite olmaları gerekiyor. Biz onlara yetki verirken diyoruz ki sen 30 ay içerisinde akredite olacaksın. Akredite oluncaya kadar da her kapsamda en fazla 10 tane çiftçiyle 10 tane müteşebbisiyle çalışacaksın koşuluyla yetki veriyoruz. Bu sınırlı yetki. Sınırlı yetki, ön yetki gibi düşünün. Hı hı. 30 ay içerisinde akredite olursa akredite olduğu kapsamlarda yetkisi devam ediyor. Eğer akredite olmazsa kuruluşun yetkisi iptal oluyor. Evet, özellikle bunların değerli seyircilerimize de aktarmak istiyorum. Niye bu kadar ayrıntılı bir şekilde Sayın Karaaslan'dan dinlemek istedik? Hani organik ürün dediğimiz zaman bir acaba soru işareti olmuyor mu hepimizin kafasında? Hani nasıl kontrol ediliyor? İşte bunların ne kadar sıkı denetim altında olduğunu anlatmak için Sayın Karaaslan da çok güzel özetledi. Az önce de söylediğim gibi bakanlığımızın yetkilisi hani verdi yetkiyi. Kuruluşumuz bakalım bu organik süreçte, yani organik üretim sürecini nasıl denetleyecek, nasıl bir işleyiş söz konusu? Sizden devam edelim efendim. Böyle bir konuya gündeme aldığınız için öncelikle sizlere ve ekibinize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Nurper Hanım. Bizi izleyen seyircilerime de selam ve saygılarımı sunuyorum. Biz aldığımız emaneti en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz kontrol ve sertifikasyon kuruluşları olarak. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi hep bu sorular ve tedirginlikler var. Biz hem bakanlık tarafından denetleniyoruz, merkez ve taşra teşkilatı tarafından, akredite olduktan sonra akredite kuruluşları tarafından denetleniyoruz. Tüketiciler tarafından sürekli sorular sorulup tüketici bizi kendisi denetliyor. Tüketici nedenle, çünkü artık çok bilinçli. Aynen, öyle değişik sorularla karşılaşıyoruz ki yaptığımız bir sertifikasyonla ilgili. Bunlar bizi aslında mutlu ediyor. Denetlenmek olması güzel gereken, bir şey. Tabii. Evet. Sonra biz yaptığımız çalışmalarda Vildan Hanım detaylı şekilde belirtti. Yetki verirken bazı dokümanlar, formlar istiyor bizden. Biz her yaptığımız faaliyeti ne şekilde yapacağımızı bakanlığa tanımlıyoruz.
biz bakanlığa tanımlamadığımız bir faaliyeti yürütemeyiz. Ve bu faaliyetleri de tanımlarken ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde yapmak zorundayız. O nedenle tüketiciler organik ürünlere lütfen güvensinler. Evet, sınırlı çok yetki, bir kontrol çok ciddi ve bir kontrol denetim var. Mekanizması mevcut. Kontrol ve sertifikasyon sürecine gelirsin. Hemen onu anlatayım. Evet. Bize başvurduktan sonra biz kendisine bir fiyat teklifi sunuyoruz. Daha sonra da eğer ki üretici bunu kabul ederse bu fiyat teklifini sözleşme imzalıyoruz. Ve sözleşmede hem üreticinin, müteşebbisin yükümlülükleri yer alıyor. Yani bu sözleşme imzalayarak ne yapmayı taahhüt ediyor? Örnek verecek olursak diyor ki ben organik mevzuatlara uyacağım. Denetime gelen denetçiye her tarafı açacağım. Bu tip yükümlülükleri var. Biz de yasa kapsamında, mevzuatlar kapsamında kontrol ve sertifikasyonu ne şekilde yerine getireceğimizi sözleşmede tanımlıyoruz. Karşılıklı imzalayarak bunu taahhüdünü imza altına alıyoruz. Sözleşme imzalandıktan sonra bakanlığın veri tabanına bu üreticiyi, müteşebbisi kaydediyoruz. Artık bizimle sözleşme yaptığı tarihten itibaren o üretici, o müteşebbis organik tarım müteşebbisi oluyor. Organik tarımda faaliyet gösteren müteşebbis oluyor. Evet. Önce bu konuda üretim yapmak isteyen size başvuruyor belli belgelerle. Siz onları değerlendiriyorsunuz, bir fiyat teklifi sunuyorsunuz. Aynen. Siz de bunları bakanlığa bildiriyorsunuz. Sözleşme yapıyoruz ve bilgilerini üretimse arazi bilgilerini, işlemeyse işleme faaliyetiyle ilgili bilgileri bakanlığın veri tabanına giriyoruz. Bakanlığın merkezi de görüyor bunu, taşrası da görüyor. A ilinde Amasya dediğiniz için evet, Amasya'yı örnek vereyim. Amasya, Nurfer Hanım da Amasyalıymış. Benim de hemen aklıma orası geldi. Evet. Amasya'daki bir il müdürlüğündeki arkadaşımız da bu oradaki bir faaliyetin varlığını görüyor. Amasya'daki bir faaliyetse. Ha, bu şekilde hemen sisteme giriyor. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Üretim desenine, faaliyetine bağlı olarak bir kontrol planı hazırlıyoruz. Tabii ki bunun bir arazide denetimi olması gerekiyor. Bu kontrol planını üreticiye, müteşebbise bildiriyoruz. O da uygun gördüğü takdirde bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrolörlerimizle arazide, işletmede denetim gerçekleştiriyoruz. Onların da belli periyotları var değil mi? Sürekli kontrolörler hani ara ara o denetimleri yapıyor araziyi. Tabii. Şimdi biz faaliyete göre risk analizi yapıyoruz. Hı hı. Yönetmelikte de bu tanımlanmıştır. Riskine göre denetim sayısı belirliyoruz. Bir olabiliyor, iki olabiliyor. Yönetmelik bize en az yılda bir denetim diyor. Ama riskli bir işletme iki de denetlenebilir, üç de denetlenebilir. Hani riskine bağlı. Risk analiz kriterlerimize göre denetim programı koyuyoruz. Ondan sonra da kontrollerimiz gidiyor, denetim yapıyor. Bir arazi denetiminde gittiğini düşünelim. Ne yapıyor? Tabii, örnek öncelikle verelim. Araziye gittiğinde bu araziyle ilgili dokümanları inceliyor. Bu dokümanlar nelerdir arazi denetiminde? Diyelim ki elma üretimi, Amasya'dan gitti. Amasya'dan elma gidiyoruz. Üretimi. Bununla ilgili üretici ne yapacak? Kayıtlarını tutacak, kullandığı girdileri kaydedecek, faturalarını alacak. Çünkü ne kullandı, ne yaptı, bunlar uygun mu? Doğru. Önce bu dokümanları kontrolörümüz inceler. Daha sonra bize bildirilen araziyle gözlemlenen arazinin uyumluluğuna bakar. Daha sonra ne yapar? Daha sonra da arazi gözlem ve incelemesini yapar. Arazi gözlem incelemesinde neler yapar? Örnek verelim. Burada bitkinin gelişimi ne seviyede? Bu gelişime uygun girdi kullanımı var mı? Veya böcek popülasyonu, yararlı böcek popülasyonu nedir? Arazi gözlem incelemeleriyle bir uzman kontrolör orada ne yapıldığına çok iyi hakim olabilir. Yani özellikle hani ne konuda üretim yapılıyorsa ona göre de şekilleniyor tabii, değil mi tabii, kurallar? Tabii kurallar şekilleniyor. Evet. Üretimde ayrı, işlemede ayrı. Daha sonra da şüphe duyduğu takdirde de numune örnek alıyor, analize gönderiyor. Analizde de test ettiriyoruz. Onunla da doğrulamasını yapıyoruz. Evet, doğrulama ama olmazsa yaptırımlar uygulanıyor değil mi? Şimdi orada tespit ettiğimiz bir sıkıntı tespit uygunsuzluklara göre
yaptırımlarımız var. Düzeltici faaliyet açıyoruz. Olabilir. Veya yaptırım kataloğumuzda düzeltilemeyecek bir uygunsuzluktur, kasıtlı bir uygunsuzluk vardır. Bu yaptırım prosedürümüz ne diyorsa ona göre geçiş sürecine alınır organikse. Yani orada nasıl bir tanımlama varsa orada yaptırım uygulanır. Evet. Şimdi üretim sürecinde neler yapılıyor onu az çok öğrendik hani değil mi? Kontrolörün de nasıl denetlediğini. Bir bu hizmetlerin de bir fiyatlandırması var değil mi? Hani bir ücretlendirilmesi nasıl belirleniyor bu? Şimdi fiyatlandırmada birkaç etken unsur var. Biz aldığımız ücreti verdiğimiz hizmetin karşılığında alıyoruz. Bunu belirlerken de birkaç etken unsur nedir? Harcadığımız zaman, arazinin büyüklüğü, üretim deseni, bu da zamanı belirliyor. Bunlara göre fiyat veriyoruz. Ben hep şunu örnek veriyorum. 10 dekarda 20 çeşit sebze üretimi 100 dekardaki fındıktan daha zordur. 10 dekar. Yani, bir daha tam tekrar edin. 10 dekardaki 20 çeşit sebze üretimi evet. yazlık ve kışlık olarak düşünün. 100 dekar fındık üretiminden denetimi daha zordur. Daha zordur. Küçük denetim sayısı rağmen, daha alan. Fazladır. Üretim deseni zamanınızı sizin etkiler. Doğru. Bunun dışında oradaki arazi parçalılığı etkiler. Bir üreticimiz vardır. Bir arazisi Çanakkale'dedir, bir arazisi Amasya'dadır. Bunların hepsi fiyatı etkileyen unsurlardır. Bunlara dayalı olarak fiyat teklifi hazırlıyoruz. Yani standart şu fiyattır demek mümkün değil ama Vildan Hanım konuşmasında bir konuya bahsetti. Bireysel ve grup projesi diye. Bireysel projelerin avantajları da vardır, dezavantajı da vardır. Grubun da avantajı da vardır, dezavantajı da vardır. Üretici bunları düşünerek buna karar vermek zorundadır. Evet, bunun, bireyselde müsaade ederseniz vaktimiz varsa var tabii ki. Anlatmaya çalışayım. Bireyselde birim maliyet her zaman için üreticinin ödediği daha yüksektir. Grup sertifikasyonunda daha düşüktür. Ancak bireyselde sertifika kendi adına yayınlanır. Grup sertifikasyonda grubu kim temsil ediyorsa A birliği, B ziraat odası, C firması ismi neyse onun adına sertifika yayınlanır. Sertifika kullanım hakkı ona aittir. Alt üreticiler de altında tanımlanır. Evet. Sözleşme de o şekilde yapılır. Grup sertifikasyonda A fındık üretici, Amasya fındık, Samsun Amasya uymadı. Samsun Fındık Üreticileri Birliği diyelim. Evet. Samsun Fındık Üreticileri Birliği ile Kontrol Sertifikasyon Kuruluşu sözleşme yapar. Samsun Fındık Üreticileri Birliği de örnek verecek olursak alt üreticilerle sözleşme yapar. O bize organik kurallara uymayı taahhüt eder sözleşmede. O da alt üretici. Alt üretici de ona taahhüt eder. O şekilde zincirleme sorumluluk gelir. Evet yani sizin de söylediğiniz gibi evet. Sayın Karaaslan o bireysel ve grup başvurularında bir ayrım var değil mi? Evet. Avantaj ve dezavantaj. Bir de ilave yapacağım lütfen. Burada kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarında kontrolör ve sertifikerler çalışıyor dedik. Bir kontrolörün kontrol edeceği müteşebbis sayısına sınırlama getirildi. Öyle mi? Evet. Bir kontrolör en fazla 800 müteşebbisi kontrol edebiliyor. Dolayısıyla kontrol kuruluşu müteşebbis sayısına göre kontrolör istihdam etmek zorunda. Ayrıca bir ilavem daha olacak. Bu kontrol sertifikasyon kuruluşlarına biz yetki verirken evet kağıt üzerinde büro incelemeleri yaptık ama akabinde de bürosuna ziyarete gidiliyor. Büronun teknik yeterliliği uygun mu değil mi en az iki arkadaşımızı veya ildeki organik tarım birimindeki arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Büroyu ziyaret ediyorlar. Teknik yeterliliği var mı? İşte kontrol birimi ayrı olacak, sertifikasyon birimi ayrı olacak, iletişim sağlayacağımız gerekli aletlere, ekipmanlara sahip olacak, arşivlemeye sahip olacak. Bunların da kontrolü yaptıktan sonra bir rapor tutuluyor. Bu raporla birlikte organik tarım komitesine değerlendirilerek yetkilendirme yapılıyor. Evet, sadece bakanlığımız hani kağıt üzerinde denetliyor. Bunları bunları yaptın mı? Bunları yerine getirdin mi diye sormuyor. Mutlaka kendi elemanlarını, personelini göndererek yerinde denetimleri de yapıyor. Evet. Bu da çok önemli. Evet. İyi ki aktardınız. Nurper Hanım, bize gelen hani sorular üzerinden de biz programımızı şekillendiriyoruz. Hani yumurta, organik yumurta belki seyircilerimiz tam yerinde dedi sorun benim sorum için. Biraz öne çıkarayım sorumu. Organik yumurta üretimi. Hani yumurta konusunda da hep bir soru işaretleri oldu. Biz geçen hafta da konuştuk bunu güvenilir gıda konusunda. Yumurta üretimi açısından biraz açıklayalım organik üretimi ve hani bu anlamda bir üretici nelere dikkat etmeli yaparken? Tabii.
Çok önemli bir konuya değindiniz. Çünkü ben her gün 3 veya 5 kişiye organik yumurta üretimiyle ilgili soru geliyor ve bilgi aktarımı yapıyorum. Size de bu sorular geliyor. Soru geliyor. Ne yapmam lazım, nasıl yapmam lazım bununla ilgili. Organik yumurta üretiminde dikkat edilecek birkaç nokta var. Bir, kümesimizin özellikleri. Kümes özellikleri önemli. Normal kümes standardında kümes olacak ama bundan farklı olarak kafes kesinlikle yok. Yerde kümes iç alan ve dış alan mevzuatımızda tanımlanmış. Bildiğimiz geleneksel kümes olacak. Kümesimiz olacak. Çıkış delikleri olacak. Hayvan gezinti alanına çıkabilecek. Üste camları var. Mesela alttan boydan boya da açabilir. Pencere de olabilir. Dışarıya gezinti alanına hayvanların rahat çıkacağı ne kadar metrelik alan olacak bu bile tanımlı. Hani yani bu, 100 metrekareye diyor 1 metrelik çıkış deliği uzunluğu olacak bu alan, diyor. Alan gezeceği alan bile tanımlı. Tanımlı. Dış gezinti alanı bir hayvan için diyor 4 metrekare diyor. Yani bir hayvan için 4 metrekare. 4 metrekare yanlış oldu. 4 dekar diyor. 4 diyor. Yani her şey tanımlı. Özellikle yani, hani hep okuyoruz ya gezen tavuk yumurtası. İşte olay bu. Evet. Yani bunun açıklaması Nurfer Hanım'dan geldi. Aynen. İç alanı tanımlamış. Diyor ki 1 metrekareye diyor en fazla diyor 6 hayvan koyabilirsiniz. Bundan böyle fazla sıkış tepiş koyamazsınız o hayvanlar diyor. Yok yani. Evet. Bunun içinde diyor şu kadar sayıda, biraz önce yanlış ifade etmiş olabilirim, bir hayvan için 4 metrekare dış gezinti alanı. Dış gezinti. Dekar dedim galiba. 4 metrekare. Kusura bakmayın, düzelteyim onu. Tabii olabilir. Onun dışında folluk sayısı tanımlı. Tünek uzunluğu ne kadar olacak tanımlı. Bu kadar bir her hayvan şey için 18 santim. 7 tavuk için bir folluk, her şey tanımlanmış. Bu da bunun fazlası olabilir. Yani siz 7 folluk, 7 tavuk için bir folluk koymazsınız da 6 tavuk için bir folluk koyarsınız. Bunu yapabilirsiniz ama minimum sınırları var burada. Ne yapacağınız, her şey tanımlı. Bu özelliklere uyması lazım. İkinci nokta, kesinlikle yedirdiği yemin organik yem olması lazım. Evet, bitkisel olarak yedirdiği yemin organik olması lazım. Organik yem alamıyorsa bile organik yem ham maddesini alıp ürün sertifikalı. Dün gelen bir soru diyor ki ben köylüden buğday arpa toplayacağım. Analiz yapsan sen buna onay versen. Böyle bir şey yok. Kesinlikle bir örnek kontrol doğru, ve sertifikasyon sisteminden geçmiş sertifikalı bir buğday yedirmesi gerekiyorsa yedirecek. Mısır yedirmesi gerekiyorsa onu yedirecek. Yönetmelikte bunların da yeme neler katabileceği de tanımlı. Ne tanımlıysa onu yapacak. Yönetmeliğimizin ekinde bizim her şey tanımlı. Biz de bunlara bakıyoruz değerlendirme yaparken. Yönetmelik ekinde tanımlıysa onay veriyoruz. Yönetmelik ekinde tanımlı değilse onay vermiyoruz. Evet. Bunun dışında dikkat etmesi gereken veteriner müdahaleleri, mecburi aşılar yapılabiliyor aşılar. Onun dışında veteriner müdahalelerinde kimyasal kullanımı sınırlı. Tabii ki hayvanları öldürmeyeceğiz. Bir hastalık geldi, kullanmak zorunda kaldıysak, bir uzman veteriner buna karar verdiyse, böyle bir hastalık belli var, bir, tedavi edilmesi mi? Gerekir. Sınırda. Kullanılabiliyor ama sayısı var ve bu ilacın da arınma süresinin iki katı süresince ürünler değerlendirilemiyor. Her şey kontrollü. Her şey kontrollü. Evet. Programımızın başından itibaren benim de çok net böyle dikkatlice dinliyorum. Kontrol süreci, denetim, yani hiç böyle hani küçücük bir boşluk bile yok. Değerli izleyenlerimiz de bana hak verecektir. Vaktiniz varsa işlemeden bahsetmedik. İşlemedeki önemli basamaklara bahsedebilirim. Tabii. Vaktiniz varsa. Evet, var zaten. Şöyle yapacağız. Sayın Kara Aslan, biraz siz dinlendiriyorum bu dakikalarda. Çünkü Nurfer Hanım'ı ikinci bölümde teşekkür edeceğiz. Sayın Kara Aslan'la devam edeceğiz. O zaman sizin söylemek istediklerinizi sırayla alalım biz. Ben katkısı olacağını düşündüğüm için bunu ilave etmek istedim. Bir işleme faaliyetinde de bize gelen sorular. Sorulardan gideyim ki üretim yapmak isteyen de bunu daha iyi anlasın. Doğru, bizim için daha açıklayıcı oluyor bir zaten. Bir ekmek fırınını örnek verirsek, diyor ki ben bu ekmek fırınımda normal üretim yapıyorum. Organikte yapmak istiyorum. Yapabilir miyim? Normal üretim ve artı organik üretim. Geleneksel diyelim, konvansiyonel diyelim. Bizim yönetmeliğimiz konvansiyonel tanımlıyor. Çiftçi diliyle de geleneksel diyelim, üretici diliyle. Yapmak istediğinde iki tane bir işleme ünitesinde.
Yapmak istediğinde iki tane yolu var. Tek organik bir işleme ise, işleme ünitesi ise çok güzel. Ona hiçbir itirazımız yok. Zaten ama onu yapacak. Ama gelenekselle organiği birlikte yapmak isterse dikkat etmesi gereken iki nokta var. Bir, ne şekilde yapabilir? Bir zaman planlaması yaparak bu üretimi gerçekleştirebilir. İki, yapabiliyorsa hat ayrımı yapabilir. Hı hı. Bir ekmek fırınında örnek verirsek, diyelim ki kazanını ayırabilir. Sınırlarını ayrı bir çizer. Kazan koyabilir. Doğru. Ne bileyim, burada tezgahında şekil verirken ekmeğe bu tezgahını ayırabilir. Ama tek fırını olduğuna göre bu fırına bu ekmeği atmak zorunda. Evet. Orada bir ayrım olacak? Yapması mümkün değil. Ya ikinci fırın yapacak yanına, ya aynı fırını bir zaman planlaması yapacak. Diyecek ki, örnek veriyorum, ben akşam fırınımı temizleyeceğim. Sabah temizlik kayıtlarımı da tutacağım. Gelen kontrol kuruluşuna da yönetmeliğe uygun temizlediğimi ispatlayacağım. Ondan sonra temiz bir şekilde sabah 5'te kalkacağım. Organik ekmeğimi işleyeceğim. Rafıma koyacağım, normal üretimime geçeceğim. Bu şekilde, Bu şekilde yapılabilir. Burada dikkat edecek, kesinlikle ham madde girişinden, bunun ham maddesi nedir? Ekmeğe örnek verdik, un. Unun ham madde girişinden, depolama yerinden, ekmeğin satış noktasına kadar, tezgaha kadar değil bulaşmayı mi? Önleyecek tedbirler alacak. Bu şekilde ancak olabilir. Evet, sizin... Bunun dışında zararlı yönetimini çok iyi tanımlayacak, zararlılarla ilgili kimyasallar kullanmayacak, bununla ilgili yönetmelik ne müsaade ettiyse onları kullanacak. Bunu tanımladığı takdirde organik işleme faaliyetini de yerine getirebilir. Son olarak size ara vermeden önce bu fide ve fidan konusunu da sormak istiyorum. Hani onu da özetleyebilirsek, tohum, fide ve fidan bulabiliyor mu üretici? Organik, evet. Fide, fidan, tohum bulamazsa ne yapmalı, nereye başvurmalı? Evet. Ülkemizde organik tohum, fide, fidan üretimi çok az. Bunda en aktif olan örnek de verebilirim, Yalova Araştırma'nın bu konuda çalışmaları var. Bunun dışında birkaç özel sektör de var ama ülkemiz ihtiyacına yeterli değil. Az. Yönetmeliğimizde şöyle bir madde var. Diyor ki, öncelikle organik tohum kullanılır. Organik fide, organik fidan diyor. Ama bunlar bulunamadığı takdirde alternatifini getiriyor. Diyor ki, sen diyor tohumu organik olmasa da bulamazsan kullanabilirsin diyor. Ama biz ne istiyoruz? Bulamadığının ispat dökümanını istiyoruz. Bulamadı ama ben bulamadı demem yeterli değil. Piyasa araştırması yaptın mı? Bununla ilgili bulamadığını bize ispatla diyoruz. Bunu dökümant hale getir, biz görelim diyoruz. O zaman şu anki mevcut tohumlarımızı kullanabiliyor. Ama bu tohumda ne özellikler istiyoruz? Bir, kesinlikle kimyasalla muamele görmemiş olacak. İki, GDO olmayacak. GDO'suz olacak. Bu iki şartı yerine getirebiliyorsa tohumunu kullanabiliyor. Fidanını da aynı şartları yerine getiriyorsa kullanabiliyor. Ama burada biraz fide istisna. Kesinlikle tohumu bu şartlarda olsa bile fidenin kısa yetiştirme dönemi organik tarım tekniğine uygun olmak zorunda. Mutlaka fide de olacak. Aynen. Buna uygun olmak zorunda. Böyle bir istisna madde var. Ya kendi tohumunu kullanıyor, ya bu şartları yerine getiren tohumları temin ediyor, kullanıyor. Ama fide, özellikle vurguluyorum, organik şartlarda yetiştirilmek zorunda. Zorunda. Kontrol ve sertifikasyon kuruluşunda çalışıyor uzman değerli konuğumuz Nurper Mortaş. Çok güzel anlattınız. Ben şimdi size teşekkür ediyorum. Çünkü ikinci bölümde Sayın Karaaslan'la devam edeceğiz. Ben teşekkür ederim. Sizlere başarılar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın Karaaslan'la ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü destekleri konuşacağız. Biz her hafta bitkisel üretime, hayvansal üretime verilen destekleri konuşuyoruz. Organik üretim yapmak istiyorsanız ne gibi destekler alabilirsiniz? Ekranlarınızın başından ayrılmayın efendim. Geliyoruz.